Merhaba arkadaşlar. Yeni bir webinarla karşınızdayım yine. Bitmir'in bize sunduğu imkanlar çerçevesinde webinarlarımıza devam ediyoruz. Bence bu dönemde çok şanslısınız. Neden şanslısınız? Çünkü 2000'li yılların başlarında ben hatırlıyorum. Bu konuda bir şeyler öğrenebilmek için kesinlikle imkan sahibi değildik. Çok yüksek meblağlar verip bazı toplantılara katılma imkanımız oluyordu. 10 bin dolar, 20 bin dolar gibi paralar konuşuluyordu. Onları da zaten verme imkanımız yoktu. Fakat bir şekilde o parayı veriyorduk. Nasıl veriyorduk? Yani piyasada kaybederek veriyorduk aslında. Eğitimi alıp, oradaki eğitimleri alıp, parayı oraya harcayıp, ondan sonra kazanmaya başlamak ya da en azından kaybetmemeye başlamak yerine biz tabii birçoğumuz o dönem tecrübeyle bir şey öğrendik. Bu tecrübenin de belli bir bedeli oldu. Aslında ikisi aynı şey hemen hemen. Fakat keşke hem tecrübe hem eğitim birlikte olabilseydi ve bu kadar pahalıya mal olmasaydı herkes için. Sizler için umarım öyle değildir. Öyle olmaması için çaba sarf ediyoruz. Öyle olmasın. Çünkü burada Ekşi Forex araştırma ekibinin çalışmaları size yüksek oranda bu konuda bilgi ve becerik kazandıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada çok tecrübeli insanlar, bu işin uzmanı insanlar var. Ben de elimden geldiğince size tecrübelerimi ve bazı konulardaki bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. O yüzden söylemek istediğim bu büyük bir fırsat. Umarım faydalanırsınız. Umarım faydalı olabilir. Evet. Bugün platformu açayım mı? Evet arkadaşlar, bugün size bir tane farklı osilatörden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Momentum, bir diğeri de MACD ya da Macit bilinen adıyla veya Macide. Fakat onlara geçmeden önce daha önce anlattığım iki dersteki konuyu kısaca özetlemek istiyorum. Hareketli ortalamalardan, yani moving average'lerden ve RSI'dan bahsetmiştik. Bu ikisinin nasıl kullanılacağı ile ilgili veya nasıl kullanılmayacağı ile ilgili bazı bilgiler vermiştik. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse, moving average belli fiyat aralıklarındaki kapanış yüksek veya düşük fark etmez hangi fiyatların ortalamasını gösteren bir eğriydi. Bunu eksponansiyel, yani üstsel olarak veya basit olarak, yani sadece sayıların bölünmesi olarak seçebiliyorduk. Eksponansiyel olduğunda ne değişiyordu? Yani EMA diyorduk buna. MA yerine. Son günlere daha fazla ağırlık veriyordu ortalamayı hesaplarken. Yani atıyorum 30 günlük seçmişseniz bugüne yakın 10 güne daha fazla ağırlık veriyordu diyebiliriz. EMA'ları kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar sabit EMA'lar kullanmamaktı. Pariteye, zaman dilimine, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak EMA'lar da değişebilir. Bugün 33 günlük EMA işe yararken yarın 68 günlük, daha sonra 133 günlük veya farklı paritelerde farklı EMA'lar işe yarayabilir diye bahsetmiştik. EMA'ya ekledik. Trend yönünü bize göstersin ve trende oturtmaya çalışıyorduk. Daha sonra dönüş yerlerini tekrar kestirmeye çalışıyorduk. Yine bir başka önemli husus EMA'ların da diğer osilatörlere tavsiye ettiğim gibi çok düşük zaman dilimlerinde, yani H4'ten aşağısında pek kullanılmamasıydı. Çok doğru sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Diğer
göstergemiz RSI. RSI'da birkaç işlem stratejisinden bahsettik. Özellikle şunun üzerine durdum. Yani uyumsuzluklar. Bugün de yine aslında onlardan bahsedeceğim. Osilatörlerde çünkü önemli olan sinyal üretmesi, evet önemli. Trendi göstermesi önemli. Fakat benim daha çok önem verdiğim bir şey var. Uyumsuzluklar. Yani uyumsuzluklar olduğu zaman daha iyi sinyaller ürettiğini gördüm şimdiye kadar. RSI'de de belli seviyeler vardı. Yani bu seviyelerin altında veya üstünde gerçekten fiyatın çok aşırı alım veya satımda olduğunu piyasa genel olarak düşünüyordu. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Piyasa genel olarak RSI kullanıyorsa RSI iyi bir gösterge denebilir. Çünkü neden? Adı üstünde piyasa genel itibariyle kullandığı bir gösterge göre hareket edecekse bizim de ona göre hareket etmemizde hiçbir sakınca yok. Çünkü genel eğilim o yönde olacaktır. Örneğin herkes RSI'de 30 noktasından dönüş olacağını düşünüyorsa o zaman 30 noktasından dönüşü ben de düşünebilirim. Böylece çoğunluğa katılmış olurum. Zaten çoğunluğun eğilimi piyasada biliyorsunuz oldukça önemlidir. RSI'de uyumsuzluklardan bahsetmiştik. Evet, uyumsuzlukların iyi sonuçlar çıkaracağını söylemiştik. Bu bizim için oldukça iyi bir veri oluşturabilir. Yine RSI'yi da çok düşük zaman dilimlerinde kullanmıyorduk. Çünkü eğer kullanırsak çabuk toparlanmalar gösterebilir ve bize yanlış sinyaller, birçok kez yanlış sinyaller üretebilir demiştik. En az 4 saatte, 4 saatlik zaman dilimini kullanıyorduk. Evet, bugün yine size iki tane göstergeden bahsedeceğim ve MetaTrader şu anda önümde açık. Buradan ekleyerek birlikte bakacağız aslında. Açıkçası bunlar birer işlem stratejisi değildir. Benim size göstereceğim şey sadece bu osilatörlerin veya grafiklerin nasıl daha verimli kullanılabileceği ile ilgili bazı bilgiler vermektir. Yoksa herkes kendi işlem stratejisini kendi oluşturuyor arkadaşlar. Yani siz ikisini birlikte kullanırsınız, üçünü, dördünü, beşini alırsınız. Atıyorum bir moving average eklersiniz. O onu keser. Farklı. Herkes binlerce işlem stratejisi geliştirebilir. Fakat bunun üzerinde kafa yormanız önemli olan, kafa yorarken de eğer teknik bilgileri ve nasıl kullanacağımızı, yani osilatörleri ne anlama geldi ve nasıl kullanacağımızı bilirsek, göstergeleri tanırsak daha verimli bir şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa siz zaten kendiniz kendi işlem stratejisini ne yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Şimdi ilk momentumdan bahsedeceğim. Momentum biliyorsunuz belli bir sayıdaki son kapanış fiyatının yüzde çarpılıp gün sayısına bölünmesiyle oluşturuluyor. 100'ün altında veya üstünde değerler verebiliyor momentum. Yüzün altında değer gösterdiğinde genelde sat sinyal olarak, yüzün üstünde değer gösterdiğinde alt sinyal olarak değerlendiriyor. Yine gün sayısını kendiniz ne yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Hemen bir momentum ekleyerek grafikte görmeye çalışalım. İlk defa karşınıza geldiğinde 14 günlük olarak geliyor. Yani 14 barlık. Bunu daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Moving Average ve RSI anlatıyor. 4 saatlik zaman diliminde bakıyorsanız bu 14 günlük değildir. 14 tane 4 saatin geriye alıp geriye doğru hesaplanması şekli. Yine close şeklinde yani kapanış fiyatlar üzerinden hesaplamasını yapacak. Seviyeler yani 100 seviyesi var. Onun dışında bir seviye yok şu anda. Ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bunu birazdan göreceğiz zaten. Tamam diyorum ve aşağıya bir moment penceresi açıldı gördüğünüz gibi. Pencereye baktığımda grafiğin benzeri dalgalı bir seyir görüyorum. Euro-Dolar grafiğindeyiz şu anda. Ki bu grafikte momentum bize ne anlatmaya çalışıyor? Şimdi burada bir 100 seviyesi var biliyorsunuz. Aslında trendin gücünü ve hızını gösteriyor momentum. Genel itibariyle 100 seviyesi aşıldığında olduğu gibi uptrend yani 100 seviyesinin altına indiğinde ise işte downtrend olduğu yönünde genel kanı var. O şekilde kullanılıyor. Bakalım burada ne olmuş?
Bakın burada şu an 4 saatlik grafikte bakıyorum. Burada yüze çok fazla inip çıkmış. Yani her birinde bir sinyal üretmesini bekleseydiniz aslında müthiş zararlar edebilirdiniz. Çünkü sata geçmiş, ala geçmiş, tekrar sata geçmiş falan filan. Yani tek başına kullanırsanız burada olduğu gibi sizi bir yanılgıya sokabilir. Peki buradan ne anlayabilirim ya da bunu nasıl değerlendirebilirim? Aslında bunu şöyle şu şekilde gördüğümüzde, yani şunu gördük, şöyle bir yapı gördüğümüzde trenin yatay olduğuna dair ve yatay trenlerde osilatörlerin aslında çok iyi iş görmeyeceğine dair söylediğim bilgiyi hatırlamanız gerekir. O yüzden işleme giriş yeri kesinlikle buralar olmamalı. Çünkü momentumda bakalım nasıl seyretmiş. Bakın burada bir aşağı dönmüş. Tekrar yukarı. Tekrar aşağı. Tekrar yukarı. Şimdi hatta yukarıya trendteyken bile aşağıya indiği, aşağıya geçtiği nokta var. Şimdi bunun yanına bir tane ayar açalım. Birlikte bakalım. Bakın, aslında mantık olarak ve teknik olarak baktığımızda iki gösterge birbirine oldukça yakın bir grafik oluşturmuş gibi görünüyor. Yani aynı sonunda devam ediyor. Ve şuradan itibaren dikkat ederseniz, yani şu bölgeden itibaren, şu bölgeden itibaren RSI 50 seviyesiyle, daha doğrusu 50 seviyesinin üzerinde. Daha önce bu konuyu size anlatmıştım. Yani katılan olduysa bir önceki webinara. RSI'dan bahsederken eğer 50 seviyesinin üzerinde salınan bir hareket varsa ve aşağıya 50'nin altına pek sarkmıyorsa o zaman yukarıya doğru bir trend olduğundan bahsetmiştik. Burada da şurada değil ama şu bölge boyunca yukarıya bir trend olduğunu anlayabiliyorum. Bakın bunu momentumdan çok çıkaramasam da momentumda aşağı iniş var. Burada çünkü. Momentumdan çok çıkaramasam da burada anlayabiliyorum. Ve burada RSI ile desteklediğim bir momentum bana trendin gücünü gösterebilir. Ve burada güçlü bir trend görüyorum bakın. Trendin güçlü olduğunu gördükten sonra RSI ile bunu destekledikten sonra belki işlem açma imkanım ya isteğim olabilirdi. Bunu karar verecek olan her zaman sizsiniz. Tabii bu başka veriler de edinmeyi gerektirebilir. Yani atıyorum buraya bir moving average ekleyebilirsiniz. Onunla birlikte bakabilirsiniz. En azından fiyata nerede gireceğinizi. Daha önce söylemiştim. Şurada 50 çizilmiş gibi bir moving average eklerseniz en azından şurada karar verdiğinizde dönüşü yakalayıp buraya yakın bir noktadan işleme gelip şurayı değerlendirebilirsiniz ki bu zaten müthiş olurdu. Yani bu kadar bile değerlendirmek bizim için aslında çok fazla yeterli bir imkan. Tabii sürekli işleme girmiyorsak, sürekli işlem kovalamıyorsak bu böyle. Fakat her zaman söylediğim gibi yani sürekli işlem kovalamak zaten uzun vadede oldukça ciddi zararlar getirebilir. O yüzden mümkün olduğunca az ve öz işleme ve birkaç sistemin birlikte onay verdiği işlemlere girmek uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim momentumda bakacağımız diğer bir öneriye. Bakın şurada uyumsuzluklar başta söylemiştim yani osilatörlerde en çok en önemli göstergelerden biri uyumsuzluklar. Hadi şurada hemen gözümün önünde var bir tane. Evet. Burada yeni bir tepe oluşmuş fiyatta fakat momentumda yeni bir tepe oluşmamış. Aksine daha aşağıda bir tepe oluşmuş. Bunu gördüğümde RSI'ye bakalım.
Versay'da da benzer bir durum var. Yani en azından yeni tepe oluşmamış. Daha aşağıda değil ama aynı seviyede bir tepe oluşmuş gözüküyor. Bunu gördüğümde trendin bir düzeltme hareketine gideceği veya belki de değişeceği yönünde bazı sinyaller alabilirim ve bunu değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Siz de uyumsuzluklara dikkat ederseniz ve eğer bu ders bittikten sonra, bu webinar bittikten sonra grafikleri açık kontrol ederseniz mutlaka böyle bölümlere rastlayacaksınız. Bakın. Diyelim başka bulabileceğiz mi? Aslında bakın şurada da şu trendte de ikisi beraber güzel bir alt trend örneği göstermişler. Evet, yukarıda yüzün üzerinde devam ediyor fiyat hareketleri. Ve burada da RSI de yüzün üzerinde. Yani şu noktalardan ve şu noktalardan evet, bakın burada var. Yani tepe yukarıda fakat momentumu çok fazla desteklememiş. Böyle yine bir düzeltme hareketi bekleyebilirim. Fakat mutlaka bu düzeltme hareketlerini beklerken SR noktası kullanmayı unutmuyoruz. Çünkü her zaman doğru sinyal olmayabilir. Doğru sinyal olmadığında gerçekten tecrübeler yaşayabiliriz. Bu durumda stop loss noktası bizi büyük kayıplardan kurtaracaktır arkadaşlar. Bakın yine burada burada ve şurada momentum fiyat grafiğiyle uyumsuzluğunu açıkça görüyoruz açık. Fakat RSI'de yok. Fakat momentum burada bir sinyal. 70 gösteriyor ve bu doğru bir sinyal gibi gözüküyor. Uyumsuzluk ve burada ciddi bir düşüş sinyali üretmiş. Bakalım. Evet bakın yine burada bir sinyal üretmiş. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Grafiğe baktığımda bir, iki, üç tane, belki biraz daha en fazla kullanırsam 5 tane nokta bulabilirim. Bu noktalarda şurada mesela bir 14'lerden 1.12'lere kadar uzan 200 piklik. Hadi biz buna 150 pik diyelim. 100 pik diyelim. Yarısı diyelim. Yarısını yakaladığımızı düşünelim. Yani burada da 17'lerden burada belki 50 pip. Ortalama 50 pipten ya da 70 pipten bir yıl içerisinde şu an baktığımız grafik geriye doğru bir yıllık bir zaman dilimi kapsıyordu. Ağustos'a kadar gitti biliyorsunuz. 5 tane euro dolar paritesinde işlem gördük. Bu neredeyse 2 ayda bir işlem yapar, belki daha fazla. Bu da tabii ki bizim sabrımızı test edecek ölçüde yavaş. Ama sonuçta karlı. İşte orada sizin tercihleriniz ön plan çıkıyor. Yani
sağlam adımlarla mı ilerlemek, yavaş ilerlemek mi istiyorsunuz? Yoksa çok fazla işlem açıp kayıplara mı düşüyorsunuz? Yani bir işlem stratejisini bu noktada gözden geçirmenizi tavsiye ederim açıkçası. Çünkü öyle iki sinyaller ve çok hızlı sinyaller üretmek istiyorsanız 15 dakikalık grafiği açarsınız. 15 dakikalık grafikte size onlarca sinyal üretebilir bu osilatörler. Fakat bunlardan kaç tanesi başarılı olur? Zannetmiyorum ki sizi tatmin edecek derecede bir başarı sağlasınlar. Eninde sonunda kayıplarla sonuçlanacaktır. Bence çok işlem açıp kaybetmektense az işlem açıp kazanabilmeyi hedeflemek bu piyasanın en önemli düsturlarından biri olmak zorunda arkadaşlar. Bu konuda kendinizi bir gözden geçirin, işlem stratejisini gözden geçirin lütfen. Şimdi bir diğer osilatöre geçelim. MACD osilatörüne. MACD. Diğer bir adıyla macit veya macit bilmiyorum. Şunları kaldırayım. Bu arada Q&A bölümünden sorularınızı yavaş yavaş yazabilirsiniz. Şu an yazabiliyor musunuz bilmiyorum. Yazabilirsiniz herhalde. Momentum'la ilgili sorularınız varsa bunları yazın. MACD'yi anlattıktan sonra onunla ilgili sorularınızı yazarsınız. Şeyin sonunda, sürenin sonunda oradaki soruların birkaçına cevap vermeye çalışacağım. Aslında MACD EMA'lardan türetilmiş bir osilatör arkadaşlar. Daha önce EMA'ları anlattım. MACD de farklı EMA'ların birbirini kesmesiyle ilgili çalışan bir osilatör. Yani isterseniz hemen ekleyerek görmeye çalışalım. Açtığımda zaten hızlı EMA, yavaş EMA ve MACD SMA diye 3 tane bölüm geliyor burada. Bakın hızlı EMA. Hızlı EMA şu anlama geliyor. Geriye doğru 12 günlük eksponansiyel moving average, yani üstsel hareketli ortalama. Şimdi geriye doğru 12 günlük olduğu zaman hızlı olmuş oluyor. Yani hızlı diye adlandırıyoruz. 26 gün olduğu zaman daha yavaş bir EMA oluyor. Bu iki EMA birbiriyle kesişme noktasında sonra 9 günlük ya da günlük diye söylüyorum ama siz artık onu anlıyorsunuz. Yani 4 saatlik bakıyorsanız 9 tane 4 saatlik var geriye doğru gittiğinde. Bir sinyal üretiyor ve sonuçları ortaya koyuyor. Bu değerler neden böyle? Bu değerleri yani bu osilatörü keşfeden, bulan, yazan kişi bu şekilde en uygun sonuçları. Ki bu 1900 herhalde yanılmıyorsam 70-80'lerde falan bulmuş olması lazım. Yani o dönemde iki öngördüğü şekliyle buraya aktarılmış. Günümüz koşullarında geçerli mi? Bunu deneyerek göreceğiz. Yani videonun başında söylediğim gibi herkes kendi işlem stratejisini kendi oluşturacak arkadaşlar. Bu değerlere sabit kalmak zorunda değiliz. Bunları değiştirerek, sürekli değiştirerek ve MetaTrader'de geriye doğru back testler yaparak nasıl olduğu ile ilgili, nasıl bir işlem stratejisi geliştireceğinizle ilgili siz kendiniz karar vermelisiniz. Hazır stratejiler yani belki sizi belli bir süre götürebilir ama ondan sonra hakim olmadığınız bir strateji değişmeye başladığında sizi zararlara uğratabilir. O yüzden nereye nasıl müdahale edeceğini anlamak için bu değerleri deneyerek, back testlerini yaparak sizin kendiniz değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdilik olduğu gibi bu haliyle kullanalım. Renkler, seviyeler. Zaten seviyesi seçili gelecek ve her zaman gibi bir zaman aralıklarında görüntülenecek. Konudan daha önce bakmıştık. Evet, gördüğünüz gibi mat bu şekilde bir histogram ve bir çizgi grafikten oluşuyor. Keskin çizgi grafikten. Bunların birbirini kesmesi, içinden geçmesine göre sinyal
yaratıyor. Genel kanı bu yönde. Madde arkadaşlar, en başta söyleyeyim, yine kısa zaman dilimlerinde madde kullanmıyoruz. Yani kullandığımızda iyi sonuçlar, doğru sonuçlar vermediğini söyleyebilirim. Şimdi üç çeşit işlem sıralaması var aslında madde. Bunlardan bir tanesi eğer mat histogram ve kırmızı yeri, ki öyle olacaktı zaten. Sıfırın üzerinde ise, sıfır seviyesinin üzerinde ise yukarı yönlü bir trend vardır. Trende katılabilirsiniz. Herhangi bir noktadan nereden katılacağınız diğer osilatör veya moving averajlar yardımıyla bulabilirsiniz. Eğer aşağı yönlüyse, yani sıfırın altındaysanız, bak orada bir düşüş trendi söz konusu olabilir. Orada da düşüş trendine katılabilirsiniz. Ama şuraya baktığımızda mesela yine matta, yani aşağı ya da yukarı yönlü bir trend olmadan yatay bir hareket olduğunu ve bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı bizi oradan oraya savurup duracağını görebiliriz. Geçmişe baktığımızda. O yüzden az önce söylediğim şey momentum için, söylediğim şey mark için de geçerli. Yani ne demek bu? Eğer yatan bir trend varsa ve bir süredir devam ediyorsa, yani trend oluşmadan markla tek başına karar vermemeye gayret gösterin. Çünkü trend oluşmadığında, bakın burada bir al sinyali, daha al sinyali oluşmadan burada almaya kalksanız burada satmış. Yani burada sat sinyali oluşuyor, almış. Aslında tersi olmuş gibi bir şey. Yani çok saçma bir durum ortaya çıkıyor. Bakın burada işte nerede alacaksınız? Yani burada diyelim aldınız. Şimdi gibi yukarı bölgeye çıktı. Sonra sat sinyali oluşmuş burada. Bir diğer işlem stratejisinden birazdan bahsedeceğim. Yani kırmızı çizgi dışına çıktığı için. Bu da tabii ki doğru bir sinyal oluşturmuyor bizim için. O yüzden ne yapacağız? Şeyi bekleyeceğiz. Yani doğru sinyal oluşması için trendin oluşmasını, değil mi? Bir süre trendin oluşmasını bekleyeceğiz. Şimdi bazı oluşmuş trendlerde o zaman madde gözden geçirmeye başlayalım. Evet. Matla ilgili işlem stratejimiz nasıl olabilir? Bakın. Birincisi, az önce söylediğim gibi sıfırın altında ise aşağı trend vardır, satış yapın. Sıfırın üstünde ise yukarı trend vardır, alış yapın gibi bir işlem stratejisi olabilir. Bunun dışında kırmızı çizgi mavi de olabilir. Histogramı terk ettiğinde, bakın şu noktada kırmızı çizgi histogramı terk etmiş. Şurada artık. Bu satış sinyali anlamına geliyor. Yine aşağı bölgede ise kırmızı çizgi histogramı terk ettiğinde bu da alış sinyali anlamına gelebilir. Bu da ikinci işlem stratejisi. Bir üçüncüsü ise her osilatörde olduğu gibi, her defasında söylediğim gibi nedir? Evet. Uyumsuzluklar. Yani buradaki gibi uyumsuzluklar. Yeni bir tepe oluşurken burada yeni bir tepe oluşturmamış mı? Burada bir uyumsuzluk, fiyatla mark arasında bir uyumsuzluk var ve burada küçük bir düzeltme hareketi ne yapabiliriz? Bekleyebiliriz. Bakalım. Evet, belki burada yani şurada ve şurada
bir uyumsuzluk söz konusu ya da bir alış sinyali üretmiş olabilir. Bunu değerlendirebiliriz. Şurada da teyit etmiş oluyor aslında. Yani hareketli ortalama programı terk ederek böyle güzel bir sinyal oluşmuş. Evet, grafiklere baktığınızda geriye doğru dediğim gibi backtestler yaptığınızda size birçok sinyal oluşturduğu noktaları görebilirsiniz. Fakat osilatörlerin genel bir özelliği de MAC'la birlikte diğer osilatörlerinde biraz ağır sinyaller oluştururlar. Yani sinyal oluştuğunda trendin belki de %50'lik kısmı bitmiş olabilir, %60'lık kısmı bitmiş olabilir ama zaten orasını bile yakalasak bizim için müthiş bir şey olur. Yani yeterli olur. O yüzden yani bitti mi, geç mi kaldım, beni çok geç bırakıyor gibi şeyler düşünmenize gerek yok. Çünkü bizim zaten yakalamamız gereken, yakalayabileceğimiz kısım orası olabilir. Yani bir fiyata illa en dipten ya da en üst seviyeden girme gibi bir hastalığımız var maalesef hepimizde. Ve buna yakalandığımızda hata ediyoruz. Yani çünkü üst diye gördüğümüz yer aslında üst olmuyor. Her zaman üstün daha çok çok daha üstleri oluyor. Bunu defalarca gördük. Veya dip dediğimiz noktanın aslında ortanın bile üstünde olduğunu, daha diplerin çok aşağıda olduğunu defalarca gördük piyasada. Grafikleri geriye doğru götürdüğümüzde birçok şeye şahit olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden trendi ortada yakalanmak müthiş olur ve bunun için fiyatı çok dipte ya da üstte yakalamakla ilgili sıkıntılardan kurtulun. Bu osilatörler o zaman size daha net bir şekilde yardımcı olacaktır. Evet. Kısacası böyle. Şimdi şöyle yapalım. Birkaç kalitede bakalım Mac bize neler söylüyor. Bunu değerlendirelim. Daha bir de momentum ekleyelim. Uzun anlattık. Daha sonraki webinarlarda arkadaşlar bu tüm anlattığım göstergelerle birlikte nasıl işlem stratejileri oluşturabileceği ile ilgili artıyorlar vermeye çalışacağım. O yüzden takipte kalın webinarları. Bakalım Euro dolar paritesine 4 saatlikte baktığımızda bak bize neler söylüyor. Tamam, baktığımda işte bir kere sıfır seviyesinin üzerinde olduğunu ve alış yönünde bir trend olduğunu görüyoruz. Momentum'un da yine 100 seviyesinin üzerinde olduğunu ve alış yönünde bir trend olduğunu görüyoruz. Günlükte bakalım. Aynı şekilde günlükte de MACD ve Momentum bize trendin alış yönünde olduğunu Euro dolar paritesinde göstermekte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkisi de 100 seviye, biri 0 seviyesinin üzerinde, diğeri de 100 seviyesinin üzerinde gördüğümüz gibi. Fakat herhangi bir uyumsuzluk var mı diye bakıyorum. Şu an için çok bir uyumsuzluk ben göremedim. Yani herhangi bir şu an baktığımda bir işlem stratejisi oluşturamadım açıkçası. Evet, işte frangına bakalım. Yani burada da bir downtrend olduğunu, aşağıya doğru çalışıyoruz, bir trend olduğunu görüyoruz. Fakat şurada bugün öğrendiğimiz gibi bakın MACD aşağı bölgeden hareketli ortalama programı terk etmiş. Biraz açılmış gözüküyor. Bu da satışın bir tip alışa doğru gideceğiyle ilgili bir sinyal oluşturabilir.
tek başına etkili olmaz. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi arkadaşlar. Şu an sadece yorumlamaya çalışıyoruz birlikte. Yine burada momentumun da 100'ün üzerinde olması İsviçre frangı, yani dolar İsviçre frangı paritesinde yukarıya doğru bir hareketin olabileceğiyle ilgili bana bir veri oluşturuyor sanki. Pound'a bakalım. Evet, Pound'da da dört saatlikte baktığımda yukarı yönlü trend devam ediyor hafta. Momentum'da da devam ediyor gözüküyor. Sadece şurada siz de fark etmişsinizdir. Yeni bir tepe oluşmuş fakat momentumuna onay vermemiş gözüküyor. Bu nasıl değerlendirilir, nasıl bir fiyat hareketi oluşur bilemiyorum ama burada bir uyumsuzluk söz konusu. Belki MACD'da bunu terk ettiğinde o zaman bu desteklenmiş olur. RSI'ye de bakmak lazım. Onunla birlikte değerlendirilir. Evet arkadaşlar, yani momentum ve MACD osilatörlerini grafikler üzerinde bu şekilde yorumluyoruz. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Şimdi bakayım, sorularınız varsa sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. En popüler momentum 14 günlük müdür? 10 ve 14 günlük arkadaşlar. En popüler momentum 10 ve 14 günlük momentumlar. Evet. Atilla Bey'e sormuş. Merhaba, ben Ertan Sarı. Webinar için teşekkür ederim. Pek çok indikatör var ve bu indikatörleri derecelendirmek istesek önem sırasına göre ve diyelim ki 3'e indir 8 sayısını ya da 4'e. Bunların hepsinin de aynı işaret sinyal veya yani belirli destekler olması mı gerekir işleme girmek için, yoksa en az ikisinin destekler olması işleme girilebileceğini gösterir mi? Şimdi Ertan Bey, bu sorunuzu şöyle yanıtlayayım. Eğer bir tane göstergeyle ben işleme giriyorsam o zaman yüksek bir risk alıyorum demektir. İki tane göstergeyle işleme giriyorsam daha düşük, üç taneyle işleme giriyorsam daha da düşük, dört taneyle işleme giriyorsam daha da düşük bir risk alıyorum demektir. Fakat bu beraberinde şunu getirir. Dört tane göstergeyle işleme girersem yılda belki 4 işleme anca girebilirim. Çünkü 4 tane göstergenin aynı anda onay vereceği çok az işlem oluşur. Burada karar size düşüyor. İşlem stratejinize bağlı olarak değişir. Yani siz çok sık işleme girmek mi istiyorsunuz yoksa sağlam işlemlere mi girmek istiyorsunuz? Aslında videonun başında söylediğim konu burada devreye giriyor. Sanırım sorunuza cevap olmuştur diye düşünüyorum. Başka soru var mı diye bakıyorum. Evet. Başka soru yok sanırım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Çok kazançlar diliyorum.